Milli sırları sayenizde başka karargahların eline geçti. Tarihimizi, kültürel mirasımızı mı muhafaza ettiniz? Hayretmediniz. İstanbul'a ihanet ettiniz. Şu fotoğrafa bir bakın. Ağızlarından muhafazakarlığı düşmeyen, düşürmeyenlerin ecdadın emanetine, yandaşa rant için, doların yeşili için hiç çekinmeden nasıl ihanet ettiklerini görün. Bu mudur muhafazakarlık? Bu mudur yerlilik, millilik? Bu milletin iffetli analarına küfreden densizlere ceza yerine ihaleler yağdırdınız. Milletimiz ülkeyi yönetenlerin öz evlatlarına evdeki dolarları sıfırla talimatı verdiklerini sizin döneminizde duydu, işitti. Bakan çocuklarının evlerinden çıkan çifter çifter kasaları, para sayma makinelerini milletimiz sizin döneminizde gördü. Kendi günahlarına, öz evlatlarını ortak eden siyasi babalara milletimiz bu dönemde şahit oldu. Bunların muhafazakarlıktan anladığı dolarları toplayıp Amerika Birleşik Devletleri'ndeki çiftliklere Manhattan'da, New York'ta Manhattan'da gökdelenlere yatırmaktır. Siz bu ülkede ortak aile değerlerimizi, ortak ahlaki değerlerimizi bitirdiniz. Şimdi çıkıp hangi muhafazakarlıktan söz ediyorsunuz? Devrimcilik meselesine gelirsek. Bazen bir karelik fotoğraf bin sayfalık söze bedeldir. Muhafazakarlığı doların yeşiliyle sınırlı olanın Devrimciliği de olsa olsa Soros'un renkli devrimciliği olur. Allah aşkına şu fotoğrafa bir bakın. Boğazında balıkçı yaka kazak, İsviçre alplerinde Davos'un otel odalarında, Soros'un masasında, yanında rüşvetten aklanmamış makaracı eski bakan. Ya sevsinler sizin devrimciliğinizi. Bu toprakların görüp yaşadığı en büyük devrim cumhuriyet ve onun devrimleridir. Ama bugün AK Parti'nin önde gelen siyasetçileri hala Cumhuriyet'te Cumhuriyet devrimleriyle kavgalı. Grup Başkan Vekiliniz Mahir Önal'ın maalesef bir kültür devrimi olarak Cumhuriyet bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi, hasılı bütün düşünmemizi yok etmiştir sözlerini. Nereye koyacağız? Hangi devrimciliğe dahil edeceğiz? Teammüllere göre parti genel başkanının, parti sözcüsünün, grup başkan vekillerinin sözleri partiyi bağlar. Bu sözler Erdoğan'ı da bağlar. Erdoğan çıksın, bu sözlerin neresinde olduğunu millete bir söyleyi versin. Bu sizin parti, sizin ve partinizin resmi görüşü müdür? Cumhuriyetimizin kazanımlarıyla sorunları olanlar devrimci olamaz olsa olsa devrimlerin kazanımlarını yok etmek isteyen bozguncular ve karşı devrimciler olur. Tekrar soruyoruz. Grup Başkan Vekiliniz Mahir Önal'ın sözleri Erdoğan'ın ve partisinin resmi görüşü müdür? Bu soruya kaçamaksız, net yanıt bekliyoruz. Değerli basın mensupları, geçtiğimiz yıl Eylül ayında Nasrettin Hoca'nın borç ödeme fıkrasına benzer bir safsatayı ekonomik model deyip millete yutturmaya kalktılar. Güya faiz düşecek, Türk lirası değer kaybedecek, ihracat, ithalatı katlayacak, Merkez Bankası'nın kasası dövizle dolup taşacak, Türk lirası değerlenecek, enflasyonda düşecekti. E ne oldu? O gün bugündür milli paramızın değeri pul oldu. Türk lirası dolar karşısında en fazla değer yitiren para birimi oldu. Enflasyon milletimizi ezdi, milletimizi hayat pahalılığına mahkum etti. İş alakını bozdu. Bu kifayetsiz yönetim milletimizi enflasyon canavarının dişlerine teslim etti. İşte kuzeyimizde büyük bir savaş var. İşgal altındaki Ukrayna'da enflasyon yüzde 25. İşgal eden Rusya'da enflasyon yüzde 14. Bizde yüzde 84. TÜİK'in tüm makyajlarına rağmen tüketici enflasyonunda dünya beşincisiyiz. E bunların olacağını aklı başında tüm ekonomistler söyledi. Bizim ekonomistlerimiz söyledi. Yapmayın, etmeyin diye uyardı. E Erdoğan ne yaptı? Kendisini uyaran ekonomistlerin ne mandacılığını bıraktı ne de tetikçiliğini. Geçtiğimiz günlerde bu uydurdukları safsatayı doğrulatmak için, bir yandan da parlatmak için Dünyanın farklı yerlerinden Türkiye'ye 18 tane ekonomist getirtmişler. Türkiye getirttikleri Amerikalı bir profesör ülkesine döner dönmez demeç vermiş. Türkiye'de uçuşa geçen enflasyonun kontrol altına alınabilmesi için Erdoğan'a IMF'ye gitmesini tavsiye ettiğini söylemiş. Ne demişler? Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Değerli basın mensupları, İş insanına hayırsız evlat, siyasetçi ise kuru inat batırır. Erdoğan'ın faiz sebep, enflasyon netice inadı kendini zaten batırdı ama olan da milletimize oldu. Gıda enflasyonu tüm dünyada hızla geriliyor. Bizde ise hem çok yüksek hem de hala artmaya devam ediyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre dünyada 12 aylık gıda enflasyonu yüzde beş düşmüş. Bizde yüzde 93. Dünyadakinin 17 katı. O da TÜİK'in makyajlı rakamlarıyla. Birleşik Kamu İşin araştırmasına göre son bir yılda gıda enflasyonu yüzde 178. Ucube rejimin ucube düzeninde vatandaşlarımız pazarda tezgaha, markette raflara artık yaklaşamaz hale geldi. Millete yapılan tüm bu zulmün bilerek, isteyerek, teammüden yapıldığını da Nebati Bakan çıktı itiraf etti. Meğerse uyguladıkları politikaların millete acı vereceğini gayet iyi biliyorlarmış. Şimdi biz de soruyoruz. Bilerek, isteyerek milletimize neden işkence ettiniz? Neden zulmettiniz? Elinize ne geçti? Milletimiz son bir yılda gerçekten çok büyük acılar çekti. Ve bugün artık önümüzde aşılması gereken uzun bir kara kış var. Bu kış ocakta bir tas çorba kaynatmak öyle görülüyor ki, öyle görünüyor ki hiç kolay olmayacak. Üreticilerimizin, çiftçilerimizin üretim maliyetleri şahlanmış gidiyor. TÜİK'in verilene göre son bir yılda gübre yüzde 238, mazot yüzde 226, hayvan yemleri yüzde 147, Tarımsal ilaçlar yüzde %106 zam görmüş. Tarımsal girdi fiyat endeksindeki yıllık artış yüzde %135'in üzerine çıktı. Bu bu fiyatlar serisinin rekoru. Çiftçilerimiz tarlasını bu maliyetlerle nasıl ekecek? Bir traktör deposunu doldurmanın maliyeti bir yılda 888 liradan 3172 liraya çıkmış. Bırakın çiftçinin tarlasını sürmeyi. Çiftçiler artık tarlalarına gidip çizik bile atamıyor. Çiftçiye bu girdi artışlarını telafi edecek doğru dürüst destek lazım. Ama veren yok. Tarım Kanunu'nun 21. maddesine göre milli gelirin en az yüzde biri kadar tarımsal destek vermek hükümetin yasal görevi. Hükümet açıkladığı orta vadeli programa göre bu yıl bek bu yıl beklediği milli gelir 13 trilyon 429 milyar lira. Yani çiftçiye en az 134 milyar lira destek verilmeliydi. Peki ilk 9 ayda ne kadar tarımsal destek verdiler? 30 milyar lira. 134 milyar lira, 30 milyar lira nire. Sadece bu yıl çiftçimizin 104 milyar liralık desteğini iç etmişler. Ama Erdoğan çıkıyor, hala 30 milyar destek verdik diye gep gep geriniyor. Bu hükümet çiftçilerimizi yalnızca desteklerine çökerek cezalandırmıyor. İthalat sopasıyla da dövüyor. Elin çiftçisini abat, bizim çiftçimizi berbat ediyor. İşte en son yağlı kay çiçeği tohumu ithalatında gümrük vergisi %27'den %5'e düşürüldü. Bu son darbeyle çiftçinin elinin emeği göz göre göre yine iç edildi. Yetmez, Trakya Birlik, Trakya Birliği sıkıntıya sokuldu. Bu kararla Ayçiçeği çiftçisinin ölüm fermanı yazıldı, tarlasına da asıldı. Sadece çiftçilerimiz değil, besici de, süt üreticisi de, üreticisi de bir yıldır bir türlü belini doğrultamıyor. Çıkın bir markete gidin. Bir karton süt 20 liranın üstünde. Ama süt üreticisinin eline ne geçiyor? Tabii kuzuyu kurda, kümesi tilkiye emanet ederseniz sonuç bu olur. Ulusal Süt Konseyi'nin başındaki isim çiftçi değil, sanayici. Bu işin Avrupa'daki standardı da bizim üreticilerimizin talebi de çiğ süt yem paritesinin bir buçuk olmasıdır. Yani üretici